Vay be bacanak. Yani şimdi hani sen Erol'un yerine geçtin, Erol senin yerine geçti ha? Aynen öyle oldu. Dünkü hadiseden sonra babaannem öyle bir karar aldı. Vay be. Yani bir gecede hem işini hem eşini kaybettin ha? Yok ya öyle demek istemedim yani. Ne oldum demeyeceksin, ne olacağım diyeceksin. Yokumu da şey yapamadım. Tamam bacanak. Beni düşündüğün için sağ ol. Ben anlıyorum seni. Ya yani inan şu an iş güç zerre umurumda değil. Şu an aklımda olan tek şey Lale. Lale'yi düşünmekten kendimi alıkoyamıyorum yani. Telefonlarım bile açmıyor bacanak ya. Yani açmadığı isabet oluyor bacanak ben sana diyeyim. Çok mu öfkeli? Vallahi çok az kalır be bacanak. Ev bildiğin yüksek gerilim attı gibi. Ah Lale ya. Şu an nasıl üzgündür kim bilir. Emir nasıl, iyi mi? Emir iyi be bacanak. Sen düşünme onu, dert etme ya. Emir ellerde yani. Nasıl özledim biliyor musun? Tahmin ederim be bacanak. Kokusu hala burnumda yani. Ya hayır, Lale benimle bir konuşsa, bir dinlese beni, bir fırsat verse. Çorap söküğü gibi. Böyle halledeceğiz durumu ama işte. Allah bacanak hani sen böyle ben açıklarım, hallederim diyorsan biz bir şekilde ayarlarız yani hani. De sen açıklayabilir misin mevzu? Yani ne desem şimdi yalan olur ya. Bir günde her şey birbirine girdi, her şey alacalı yani şu an. Tamam ya. Bulalım Pelin suyu, çıkaralım direkt Lale'nin karşısına. Ben bunu böyle 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 yaptım dedirtelim. Hani sonuç olarak montajdı dedirtelim. Ben bu evliliği bozmak için böyle yaptım dedirtelim. Öyle değil mi zaten? He? Öyle değil mi? Bacanak bir oyunu başka bir oyunla düzeltmek olur mu şimdi? E zaten Pelin suyu ara ki bulasın. O çoktan Dubai'ye gitti. Ailesinin yanına. Ben asıl şeytan değilmiş yemin ediyorum ha. Oh, ne kadar güzel oldu değil mi? Vakti zamandır ve hiç birlikte kahve falan da içmiyorduk değil mi? Ne güzel oldu yavrum. Mecburen. Ben de size yük oldum. Lale bak alınıyorum ama. Lale öyle şey söylenir mi? Sen bizim parçamızsın. Yapma ne olur. Şey de soğumuş. Lale'nin bir fanına bakalım. Evet bakayım anneciğim. Soğumuş da. Hadi bakalım. Benim fanımda ne çıkacak Allah aşkına? Kavun çıkar. Kelek çıkar. Lale'nin fanında ne çıkacak? Yo yo. Hadi neyse halim çıksın falım diyelim. Ay anne. Ay. Ay 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 ay. Ne oluyor Tarkan şarkısı mı söylüyorsunuz? Yok ablacığım yok. Şey olmuş değil mi anneciğim? Bak aynı şey çıkmış. Görüyor musun şeyi? Aynı şey bak buradaki şeyi gördün değil mi? Bak şu şeye takıldı. Aynı şey gibi değil mi anne? Şey olmuş. Aa vallahi öyle ben de gördüm. Sen de gör. Aa bak. Ay yok artık. Yani şu an tüylerim diken diken oldu. Kim? Ne oluyor? Neredeyim? Ay ablacığım yok. Müşteri gizliliğinden dolayı isim falan veremiyoruz. Ama bakayım dokuyum sana şöyle şöyle bir şey diyebilirim. Ay ablam içim birazcık sıkılmış. Aa, neden acaba? Ne olmuş? Sıkılmış. Oradan çıkarmış kafasını. Yukarı doğru bir anda koşmaya bak. Ay tepede. Ay bak. Aa inanmıyorum. Tepeye çıkmış bir anda. Böyle saçların böyle savruluyor nasıl rüzgarda. Oh diyorsun kurtulmuşsun bütün sıkıntılar ayaklarının dibinde kalmış. Anne ne tepesi Allah aşkına ben yerin dibindeyim. Tövbe de kızım ne olur tövbe de. Kurtulmuşsun sıkıntılardan. Ay evet ablacığım bak Emir de kucağında. Ya. Ay bakayım canım benim nerede? Bu sefer nihayet aynı şeyi gördük. Ay küçücük bir canı Emir'in de sığmış. Oh çok güzel bak burada. Aa bak bak. Arkanda uzun boylu biri var. Kim bu? Eniştem galiba. Boyu devrilsin. Devrilmiş zaten. Bak o da yatıyor boylu boyunca böyle. Mefta olmuş. Yok yok gelmesin peşimden. İstemiyorum ben. Ama baksana ayaklarına sarılmış. Sanki gitme diyor sana ha? Ay defol be istemiyorum. Defol. Defol. Git. ...138 tane cevapsız arama.
Eniştemden mi hepsi? Anne ben kerizim biliyor musun? Ben eşek kafalıyım. Bir de kalbim diye kaydetmişim. Ben ismini değiştireceğim en yakın zamanda. Miras 7 Onur yazacağım. Yazacağım. Ya Bilal ile baş başa kalabilsek? Beni dinler. Eser güller ama beni dinler. Ya bacanak gözünü seveyim nasıl baş başa kalacaksın yani? Bir tarafta Valide, bir tarafta Nilüfer, bir tarafta Nergis. Bildiğin Barcelona defansı gibi yani. Top geçer adam geçmez. Aynen öyle. Zaten şu an Songül Anne'yi ikna etmek, Lale'yi ikna etmekten daha zor. Songül Annem defansın bel kemiği. Zor iş. Oğlum, kaçırıyoruz kızı. Nasıl yani? Kaçırıyoruz işte. Nikahlı karın değil mi ya? Direkt böyle sırtlandığın gibi bindiriyorsun arabaya, yürüyoruz gidiyoruz. Sırtlandığım gibi. Bacanak çuval mı bu, nasıl sırtlanıyoruz bunu? Ha. Ya, dur bak şeydi dur. Neydi o? Filmde vardı. Kadın iş. Emel sen yok mu hani onun bir filmi vardı bunu böyle halıya koyuyordu böyle durum gibi katlayıp atıp götürüyorlardı. Atıyoruz götürüyoruz direkt ha. Ha. Ne yapalım şimdi ben de bilemedim ki bu bacanak hani öyle diyor mu olmuyor öyle şey yapıyor mu olmuyor ama. Buldum bacanak. Ben bu sefer. Direkt çocuğu kaçırıyoruz. Bacanak sağ ol. Verdiğin fikirler için sağ ol. Ama bir dur, bir nefes al. Tamam mı? Yani böyle yok Lale'yi kaçır, yok Emir'i kaçır. Böyle olmaz. Zorlu olmaz bu işler. Yani tatlı dille, güler yüzle falan yapacağız. Güzellikle yapacağız bunları ya. Doğru canım. Şimdi hani aşk var, böyle çocuk falan var ya. Demek ki ben biraz heyecanlandım da ondan şey oldu. Bir düşünelim bakalım, öyle sert oluyoruz, öyle şey yapmıyor. Saksıyı bir çalıştıralım da böyle. Saksı deyince geldi aklıma. Saksıdan şey yaptım ama. Çiçek gönder. Çiçekçiye çiçek göndereceğim. Ha. Çok klasik değil mi? Şey işte yani hani klasik işte hani klasik kadın her zaman çalışır diye diyorum bacanak. Klasiği yapıştıralım çiçeği gönder diye. İçimdeki aşk esir almadan durmalıyım. Gülümse hadi karanlıklardan çıkmalıyım. Kime niyetin ben kısmetim.